Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Dersimiz 3. sınıf matematik, konumuz bir çokluğun belirtilen birim kesir kadarını belirleme. Bir çokluğumuz var, bundan birim kesir kadarını belirleyeceğiz. Bunlarla ilgili 3 tane problemimiz var. Bu problemlerimizi çözerek nasıl birim kesir kadarını belirliyoruz öğrenelim. Şimdi önce birinci problemimizi okuyalım. Burada da problemimizle ilgili bir görselimiz var. Neriman Hanım yaptığı 15 kavanoz reçelin 5'te 1'ini komşusuna vermiştir. Buna göre Neriman Hanım komşusuna kaç kavanoz reçel vermiştir? 15 kavanoz reçel hazırlamış. Bunlardan 5'te 1'ini, 5 tane de bir tanesini komşusuna vermiş. Şimdi önce görselde anlatayım, sonra kesir modelini çizip kesir modelinde nasıl çözüyoruz bunu anlatacağım. Şimdi 15 kavanoz reçeli var Neriman Hanım'ın. 15 kavanoz reçelin 5 tane de bir tanesini vermiş. Burada yine 5 taneyi ayıralım. Bir tanesini, 5'te 1'ini vermiş bunu da. 5 tane de bir tanesini vermiş. Kaç tane vermiş oldu? 1, 2, 3. 5 tane de bir tanesini. 5'te 1 demek bu. Şimdi modelle nasıl gösterip nasıl problemi çözüyoruz onu anlatacağım. Önce kesrimizin modelini çizeceğiz. Kesrimiz ne? 5'te 1. 5'te 1'i çizelim hemen. Kesrimizi 5'e böleceğiz. 5'e böldük. 5'te 1'lik kısmını boyayacağız. Şurası bizim kesrimiz. 5'te, bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5'e böldük. 5 taneden bir tanesini boyadık. Kesir modelini çizmeyi öğrenmişsinizdir. 5'te 1'lik kesri çizdik. 15 kavanoz reçel var. 15 kavanoz reçeli biz bu 5 kutuya paylaştıracağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kutuya paylaştıracağız. 15'i 5 kutuya paylaştırmak için ne yapacağız? 15'i 5'e böleceğiz. 15'te 5, 5, 10, 15. Kaç kere var? 3 kere. 3 kere 5, 15. 0, 0. Her kutuya 3 reçel düştü. Komşusuna ne kadarını vermişti? Bu kadarını vermişti. Yani 3 kavanoz reçel vermiştir. İkinci sorumuzu çözelim. 36 cevizin 6'da 1'i kaç tane ceviz eder? Hemen kesrimizi çiziyoruz. 6'da 1. İkişer kare kullandım 6'ya bölmek için. 12 kare çizdim. Kolay bölmek için. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 kutu çizdik. 6'da 1'lik kısım neresi? 6'da 1'lik kısım burası. 6'da 1'lik kesrimizi çizdik. Kaç cevizimiz var? 36. 36 cevizimizi 6 kutuya eşit şekilde paylaştıracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kutuya eşit şekilde dağıtacağız. 36'yı 6'ya böldüğümüzde bir kutuya ne kadar düştüğünü bulabiliriz. 36'da 6 kaç kere var? 6, 12, 18, 24, 30, 36. Kaç kere varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 6, 36. 6'da 1'i kaç ceviz yaptı? 6 ceviz. 6 bu kutuya düştü. 6, 6, 6, 6, 6. Bu kısmı sorduğuna göre kaç ceviz oldu? 6 ceviz. Üçüncü sorumuzu çözelim. 400'üne pipetin 8'de 1'i kaç pipet eder?
dört düzüne pipetin diyor. Önce dört düzüne pipet ne kadar yapar onu bulmamız lazım. Dört düzüne pipet. Dört düzüne kaç yapar? Bir düzüne 12. Dört düzüne dört tane 12. İsterseniz dört tane 12'yi toplayabilirsiniz. İsterseniz 12 ile 4'ü çarpabilirsiniz. 12 ile 4'ü çarpmak daha kolay. 4 kere 2 8. 4 kere 1 4. 48 pipet. Önce kaç pipet olduğunu bulduk. 48 pipetin 8'de 1'ini bulacağız. 8'de 1. Hemen kesrimizi çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kutu çizdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8'de birlik kısım neresi? Burası. 48 pipeti 8 kutuya eşit şekilde paylaştıracağız. 48'i ne yapacağız? 8'e böleceğiz. 48'i 8'e bölelim. 48'de 8 kaç kere var? 8, 16, 24, 32, 40, 48. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere var. 6 kere 8, 48. Her kutuya kaç pipet düştü? 6. Yani 8'de 1'e kaç pipet düştü? 6 pipet. 8'de 1'e 6 pipet eder. 3 tane sorumuzu çözdük. 4. soru da size gelsin. Gülay 180 TL'nin 9'da 1'i ile anneannesine çiçek almıştır. Buna göre çiçek kaç TL'dir? 180 TL'si var. 9'da 1'ini bulacaksınız. 9'da 1'i ile çiçek almış. Şimdi size biraz yardımcı olayım. Cevabı siz bulun. 180 TL var. 9'da birlik kesrimizi çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dokuzda birlik kısım bu. 180 TL'yi 9 kutuya eşit şekilde paylaştıracaksınız. 9'da 1'e ne kadar TL düştüğünü bulacaksınız. Bulanlar yorumlara yazsın. Bakalım kimler konuyu kavramış. Sorularımız burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.